kadar olmadığı, ne kadar başarılı oldu, ne kadar başarılı olmadığı tartışmalar var ama FETÖ denilen yapı bir kere sosyolojik vaka olarak bitti. Şimdi siyasi görüşlerimiz farklı olsa da ben pek çok insana güvenebilirim. Yani bir CHP diye güvenebilirim. Ne bileyim MHP diye güvenebilirim. Ben her partiden, her gruptan insanlara güvenem ama bir FETÖ'cü olduğu zaman, FETÖ'yle ilgili bir adım olduğu zaman sağıma soluma cebime her şeye dikkat ederim konuşmama. Mutlaka buraya bir ses cihazı atmıştır, bir şey yapmıştır. Bugün konuşurum, yarın öbür gün bu başka amaçlarla kullanır, kim bilir amacı nedir falan filan diye. Şimdi yani FETÖ'cü tiplemesi hem CHP'de hem AK Parti'de hem MHP'de hem ne bileyim Gelecek Partisi'nde bilmem ne son derece şüpheli bir tiplemedir. Yani artık bunca yıl sonra bu ortaya konuldu. Dolayısıyla bir yani FETÖ'vari bir operasyon Taktik deniyor ha. yapıp buradan bir sonuç üretmeleri. Şimdi bu bir tezgah şey gözükmüyor, normal gözükmüyor. İşte 19 sayfalık o şeyde ifadelerin içerisinde zaten şey yokmuş. Bu eski bakanlar falan yokmuş. Bir Yok, Sadık evet. Soylu'nun ismi geçiyormuş. Daha sonra bunlar yapılacakmış. Tabii bu Ayhan Bora Kaplan'a en yakın o Serdar Sertçelik'in bir çorbacıda işte başına bir şey gelmiş, ondan sonra yurt dışına kaçırılması vesaire. Bunlar içeride bir çekişmenin olduğunu gösteriyor ama buradan 15 Temmuz gibi bir sonuç şey 17-25 Aralık gibi bir sonuç üretebilecekleri, oraya kadar getirebilecekleri falan hiç düşünmedim yani. Ondan rahat uyudum. Tabii Ama niye peki sizce yani kamuoyunu, toplumu tatmin edici net açıklamalar gelmiyor ya da gelmiyor mu? yani şöyle tam olarak ortaya konulmazsa vaka işte hani çalışıldı İçişleri Bakanı da açıkladı bugün. Tam olarak ortaya konulmazsa bu sefer de niye tam olarak hazırlık yapmadan? Şimdi üzerinde çalışıyorlar bunun. Yani bizim kamuoyunun tatmin olacağı açıklamalar devletten çok acele bir şekilde gelsin isteriz biz gazeteciler olarak. Biz Evet. şey yapalım isteriz ama öyle yürümez bu işler. Sayın işte Devlet Bahçeli'nin söylediği bu birkaç tane polis memurunun açığa alınmasıyla halledilebilecek bir mesele değil. O demek istiyor ki yani MHP'yi de hedef alan işte Cumhurbaşkanı bugün söyledikleri Cumhur İttifakı'nı çatlatmak istiyorlar. Şey yani böyle bir şey var. O aslında yumuşama sürecinden yola çıkarak söyledi ama bu bakımdan da anlamlı. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli iki noktada tepki gösterdi son zamanlarda. Bir bunlara tepki gösteriyor. İki Kavala meselesi üzerinden tepki gösterdi. Yani buradan içeride bir çatlama meydana getirmek istiyorlar. Tabii daha kısa süre evvel biliyorsunuz emniyette bir operasyon oldu yine. 3000 civarı polis FETÖ'yle iltisaklı olduğu denilen. Şimdi dedik ya dedik Allah aşkına çok büyük bir rakam bu. 3000. Tabii